Merhabalar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yine bir aklımdaki kişi soru haritasıyla geldik. Ne hissediyor, ne düşünüyor? Sürecimizde bizi neler bekliyor? Açı değerlerinden de bunları okuyacağız. Yine ben şöyle bir haritamı açtım. Biliyorsunuz ki soru astrolojisi olarak ilerliyoruz. Aklımızdaki kişiye bir konu, yani soru haritası açarak. Şimdi ilk olarak şundan başlayalım. Kişi sizinle ilgili duygularını ve düşüncelerini uzun zamandır bastırıyor olabilir ve son süreçte bir şeyleri görmeyi reddettiğini fark ediyor olabilir. Çünkü bu kişi sizinle ilgili konuları uzun zamandır görmek istememiş gibi görünüyor. Çok fazla aranızdaki problemleri çözüm odaklı olmaktan ziyade halı altına süpürmüş olabilir. Sizinle ilgili duyguları bastırdığını fark etmişsinizdir. Gönlünden geçen benim ama benden niye kaçıyor demişsinizdir ya da gelecekle ilgili konularda kişi öncelikli olarak kendi önceliklerini hayatına vermiştir ve siz ikinci planda kalmış hissetmişsinizdir. Bu noktada sanki siz adalet bekler bir enerjidesiniz gibi görünüyor. Kişiyle ilgili bir yardımlaşma temanız veya aranızdaki süreci artık itiraflaşarak çözüme ulaştırma isteğiniz. Bununla beraber bir taraftan da benim için hayırlı değilse eğer önüme bakmayı da tercih edebilirim. Çünkü fırsatlarım da var veya olmasını da içten içe istiyorum diyen arkadaşlarımız da var. Çünkü içten içe sanki artık huzurlu, dingin bir ilişki arayışınız söz konusu ve bu kişinin sizi büyüttüğünü düşünüyorsunuz. Yani birbirinizi karşılıklı olarak olgunlaştırmış olabilirsiniz. Ama her halükarda siz bu kişiyi kendinize göre biraz daha pasif, cesaretsiz ya da biraz daha toy görüyorsunuz. Aranızda yaş farkı yoksa da geçmiş gündemleriniz, geçmiş yaşamlarınız, travmalarınız ya da birbirinizden yana yaşadıklarınız belki de bu ilişkide sanki ciddi bir olgunluk kazandırmış ama bunu belki de birbirinizi gerçekten zorlaya zorlaya yaşamış olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizin son 2 haftadır ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, nerede, kimlesiniz, nasılsınız bunu merak eden bir enerjide. Aynı zamanda ilişkiniz devam ediyorsa da zorlandığı bir süreç. Hangi konuda kendi hayatını düzene koyup sizi önceliği haline getirme konusunda. Çünkü kişi diyor ki bir dönüşüm istiyorum. Zaten ay Plüton'a doğru gidiyor. Yani burada bir dönüşüm ve bir sayfanın kapanıp yeni bir sayfanın açılma süreci beşli bir vade içerisinde mümkün. Ki zaten kaldı ki önümüzdeki 2 haftalık bir süreçle ilgili yani Merkür ve Jüpiter yani iki tarafın bireysel yöneticileri bir açı yapacak. Zıt bir açı olarak görünüyor. Fakat bu zıtlığın sebebi sizsiniz olarak görünüyor. İnançsızlığınız, duygusal karmaşalarınız, kişiye güvenmemeniz ya da kendi ilişki beklentilerinizi ona iletmeniz ve anlaşmazlığın buradan çıkması. İlişkide sizin istediğiniz stabil ilerleyişin gösterilememesi, bu kişinin tam olarak sorumluluk alamaması gibi gibi. Ama sizin rahatsız olduğunuz konuların gündeme geleceği ve sizin özellikle bu konularda kişiyi sanki biraz zorlayacağınız görünüyor. Karşınızdaki kişi ikili bir dönem içerisinde sizinle bir irtibat kurmak isteyecek, iletişiminiz yoksa. Niye 2 hafta diyorum? Çünkü hemen hemen burada 13-14 günlük bir zaman dilimini kapsıyor. Bunu hafta olarak baz almıyorum. Çünkü bu kadar uzun zamanını kolektifte görmek doğru olmayacak. Buna uyumlanan arkadaşlar zaten bunun dönüşünü yapacaklardır. Eğer bir yüzleşme kıvamında bir konuşma bekliyorsanız gergin geçeceğini bilin zaten bu konuşmanın ama haklı olan ve geri çekilen ya da işte kendi beklentilerini artık ortaya koyup kişiyi sıkıştıran taraf siz olacaksınız. Eğer ilişkiniz devam ediyorsa da yaşayacağınız bir anlaşmazlık olabilir bu süreç zarfında ama kişi daha ılımlı olma niyetinde olacak. Yani dedim ya bir dönemi kapatıp yeni bir dönem inşa etme, bir dönüşüm sürecinden geçme. Artık aranızdaki süreci iyileştirme isteği içerisinde bu kişi. Artık bir şeylere göğüs germek istiyor olabilir. Cesaretsizliğinin farkında olabilir. Akıllanmadığını düşünüyor olabilir bazı konularda. Ya da insanlar bu kişiyi artık düzenli ve net bir ilişki yaşaması gerektiğini ya da sizi bilen insanlar varsa artık sizi çok yorduğunu söylüyor olabilirler. İlişkinize karşı gelen insanlara da bu kişinin karşı gelme ihtimali var eğer böyle bir senaryonuz varsa. Çünkü bu kişi mutlu olduğu yeri arıyor ve bunun siz olduğunuzu düşünüyor. Ama bir gerginlik var. Yani zıt bir açıyla geliyor. Bir şeyin çözülmesi gerekecek burada. Anlaşmanız gereken bir konu var. Geçmişle ilgili bir gündem de olabilir ama sanki bir tartışma ya da birbirinizi ilk kez bu kadar net anlayacağınız bir dönem olabilir. Yani kırgınlıklarınızı belki göreceksiniz, kızgınlıklarınızı göreceksiniz ama sakin kalmakta fayda var. Çünkü burada gerginlikle ilişkiye verilen bu şansı kaybedeme potansiyeliniz var. Çünkü ay 24'te 29'a doğru gidiyor Plüton'a. Yani Plüton normalde bizim bitiş enerjimizi de gösterir. Genel olarak bakıldığında harita bitiş değil bir dönüşüm enerjisini veriyor.
Ama tabii ki burada her şey de sizin elinizde sonuç olarak. Bu ilişkiyi duyurmak istiyorsanız duyurulabilecek bir enerjiye de geçebilirsiniz bu arada ciddiyet temasıyla alakalı. Yani bir süredir ciddiyet bekliyorsunuzdur ama o adım gelmiyordur ve kişi buna hazır bir şekilde karşınıza çıkma niyetine giriyor olabilir. Ama her halükarda sizin güvensizliğiniz bu ilişkiyi biraz baltalayabilir gibi görünüyor. Özellikle daha öncesinde büyük yaralar aldıysanız. Ya da bu kişinin bazı sözler verip tutamayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Aranızda konuşmaların olacağını ama sonuna kadar gidip gidemeyeceğini bilmiyor olabilirsiniz. Yani kadersel olarak sanki içinize bir şeyler sinmiyor ve hissettiğiniz bir şey var. Bizim sürecimiz bitmedi ama bundan sonra ona güvenmeli miyim, şans vermeli miyim? Yoksa bitmeli mi? Bunu da kararını tam olarak veremiyorum diyor olabilirsiniz. Çünkü duygusal olarak ikilemleriniz daha çok kişinin verdiği veya vereceği sözleri tutamayacağı ile alakalı gibi görünüyor. Bu noktada siz bu kişiyle ilgili ya tamam ya devam noktasında olacaksınız ve bu kişi sizin herhangi bir kararınıza önümüzdeki süreçte saygı göstermek zorunda kalabilir. Çünkü zaten haklı bir pozisyonda olacaksınız gibi görünüyor hikayeniz her neyse. Özellikle burada flört dönemindeyseniz bakın flört dönemiyle ilgili konular bitebilir. Başlamamış platonik olan bir türlü ismini koyamıyoruz sürüncemede gidiyor ama bir öyle bir böyle diyorsanız burada artık yönetimi ele alıp bitirme ihtimaliniz var. Çünkü bu retro süreciyle alakalı netleşme süreciniz olacak olarak görünüyor. Bu arada ezan okunuyor sanırım. Birazdan devam edeceğim. Evet geldim. Şimdi özellikle önümüzdeki süreçte birbirinizle alakalı kendi içinizdekileri saklamamanız gereken bir süreç gibi de görünüyor. Şimdi bir şeylere susmamanız gerektiği, kendi hakkınızı savunmanız gerekiyorsa bunu gerçekleştirmeniz gerektiği, eğer aranızda daha önce yaşanmış bir problem varsa ortaya dökülmesi gerektiği görünüyor. Çünkü bu dönem öyle bir dönem ki bu retro süreciyle beraber ya tamam ya devam, evet karar size kalacak ama her şey sanki masaya yatırılmak zorunda kalacak ve bu son şansınız olabilir yüzleşmek için. Niye bunu söylüyorum? Çünkü artık zaten iki tarafında ve ilişkinin de enerjisel olarak tükenmeye başladığı ve son fırsatların kadersel olarak ayağınıza geldiği bir süreç gibi görünüyor. Birçoğumuz bu süreçte net adımlar alabilir, ilişkiyle ilgili daha güçlü başlayabilecek olan arkadaşlarımız olabileceği gibi artık ben yoruldum, çocuk büyütmek istemiyorum, yeni bir ilişki seçeneğim de var ve onunla ciddi ilerliyoruz diyecek arkadaşlarımız da var. Her halükarda burada ilişki bazında bir şeyler sizin hayatınızda değişiyor. Hem akrep dönemindeyiz, hem akrep yeni ayı atlattık, hem Merkür gerileyecek, hem de Juno akrebe geçti. Yani sizin ilişki anlayışınızda bir şeyler değişecek, duygusal olarak yenileneceksiniz. Akrep burcunda bize aynı zamanda daha derin ilişkiler yaşama isteğini ve tam anlamıyla bağlılık isteğini getirecek. Yani biz tutkuyla bağlı olduğumuz, sonuna kadar gidebileceğimiz cesur ilişkiler yaşamak isteyeceğiz. Gelgitlere yer vermeyeceğiz. Çünkü ilişkisel olarak gelecek konularında bakışımız artık çok keskin olacak. Artık biz belirsizliğe asla tahammül edemeyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Tabii bu Juno Retro'ya geçene kadar böyle olacak ama en azından bu süreç sizin için daha keskin kararlar alabileceğiniz bir süreç. Tabii ki karşı taraf için de böyle ama onun kararı sizsiniz zaten gördüğüm kadarıyla. Fakat kişi size nasıl yaklaşacağını da bilemiyor olabilir. Duygusal olarak özellikle gelecek temalarında bu kişi güveni size sunması gerektiğini düşünüyor. En temeldeki problem zaten güven. Hep ben diyen bir kişi ise karşınıza iki kişi artık bir şeyleri değiştirip ilişkiye yatırım yapabildiğini göstermek zorunda kalacak. Aksi halde çünkü siz ilişkiye yatırım yapabilecek başka birine gitme ihtimali taşıyorsunuz. Çünkü sizin için zaten ciddi ilişki döngüsü de başlamış gibi görünüyor. Birçoğumuz önümüzdeki süreçte evlilik teklifi, yeni birlikteliklere atılımla beraber evlilik odaklı şans elde etme dönemine girmiş bulunmakta. Ya eski ya yeni ama tercih size kalacak diyebiliriz. Bu arada Juno ile alakalı verdiğim bilgi genel bir bilgi. Yani sadece horary için geçerli olan bir bilgi değil. Genel olarak Juno akrep burcuna geçtiği için biz hayatımızda bizi toksik olarak zedeleyen ne varsa artık yorulduğumuzu fark edeceğiz. Daha derin, evet biraz da aidiyet duygusunu yoğun yoğun hissetmek istediğimiz ilişkilerden yana olacak seçimlerimiz. O yüzden artık bu kıskançlıklar, gelgitler bunların bize zarar verdiğini de fark edeceğiz. Çünkü akrebin enerjisinde bu da var. Şimdi önümüzdeki süreçte kıskançlıklar, dış çevrenin etkisini hissettiyseniz, dönen dolapları fark edeceğiniz dönem, arkanızdan çevrilen işleri göreceğiniz bir süreç, bununla beraber belki de ciddiyet teması hayatımıza gelecek olabilir.
Ama genel olarak bakıldığında sizin zaten kararlarınız dediğim gibi gelecek odaklı. Artık anda kalmaktansa gelecek odaklı bakıyorsunuz. Geçmişte de yaşamıyorsunuz. Evet, bazen çok özlüyorsunuz, üzülüyorsunuz, nostaljiksiniz. Evet, duygusal bir tarafınız kesinlikle var ama bu dönemde içten içe diyorsunuz ki artık önüme bakmam lazım. Benimle olmak isteyen bana eşlik edecektir zaten modundasınız. Ve bu şekilde devam ederseniz eğer size gerçek mutluluk gelecek olarak görünüyor. Dediğim gibi eğer aklınızdaki kişi önümüzdeki süreçte attığı adımla beraber size o güveni verirse devam edin. Çünkü bu kişinin zaten kafaya koyduğu bir şey sizin de bir eyleme geçmek. Aynı zamanda hani bir yere gitmek, vakit geçirmek de istiyor olabilir. Sizin bulunduğunuz yere gelmek istiyor olabilir. Ama aşması gereken bir şeylerin olduğunu fark etmiştir. Ve bu dönemde birilerini arkada bıraktığını, birilerine rest çektiğini ya da ilişkinizle ilgili temalarda geçmişi geçmişte bırakmak istediğimde fark edebilirsiniz. Paylaşımlarında olsun, direkt olarak konuşuyorsanız konuşmalarında olsun. Çünkü diyor ki ben artık dingin bir hayat istiyorum. Yani artık senin istediğini ben de istiyorum. Ha, ama bunu nasıl yapacağım belki bilmiyorum. Bu yönde de aslında senden akıl almak istiyorum. Çünkü sen benden daha olgunsun. Sen ilişkilere benden daha net bakabiliyorsun. Daha gelecek odaklı bakıyorsun ve daha öngörülüsün. Yani sizin içinize doğanların çıktığını düşünüyor. Sezgilerinize çok güveniyor bu kişi. Rüyalarınızın olduğunu düşünüyor sizin bu kişi. Ya da ilişkinizle ilgili ya da gelecekle ilgili, çevresiyle ilgili, almak istediği kararlarla ilgili her neyse sizin söylediklerinizi ya yaşadı ya da yaşama potansiyelinin olduğunu gördü. Çünkü sizin sezgilerinize çok güvendiği ve gerçekten akıl almak istediği bir dönem. Bazılarımız eğer arkadaşlık bazında devam ediyorsa size bu güveni gösterecek. Yani size güvendiğini, sezgilerinize güvendiğini ve sizin sözlerinizin, sizin duygularınızın, düşüncelerinizin onun için önemli olduğunu göreceksiniz. Siz o yüzden bu kişiyle dertleşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Tabii ki atışmalarınız olabilir, tartışmalarınız olabilir, anlaşamadığınız konular olabilir, geçmiş konulardan gerginlikler çıkabilir ya da şu anda birazcık kişiyle birbirinizi anlamakta zorlandığınız, çünkü bu bir değişim dönüşüm süreci diyorum ya, bu değişime uyum sağlamakta zorluk yaşadığınız bir süreçse bunun da aslında biraz daha geride kalacağını söyleyebiliriz. Çünkü ilişki toparlanılabilir bir ilişki. Ama gelecek konularında yine de sizin beklentileriniz daha yüksek. Fakat bu kişinin ne yapıp ne yapamayacağını görmeye başlamışsınız siz. Yani onun potansiyeli ne? Bunu artık görüyor olarak görünüyorsunuz. Bir arkadaşımız yorumda şunu yazmış. Hani potansiyelden kastınız hani aklınızdaki kişinin potansiyelindedir. Şimdi bu sizin ilişkinizdeki kişiye özel bir durum. Bunu benden duyamazsınız. Çünkü ben tek tek aklınızdaki kişinin potansiyelinin ne olduğunu bilemem. Birçoğumuzun maddi durumu farklı, aile durumu farklı, güncel yaşantısı farklı, geçmişi farklı, düşünceleri farklı, istekleri farklı. Biz burada güncel enerjiyi ve olası süreci okuyoruz. Ama aklınızdaki kişinin kim olduğunu, ne olduğunu, gücünün ne olduğunu benden iyi siz bilirsiniz. Benden bu yorumu beklemeniz çok saçma olmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bununla beraber bu kişinin geçmişiyle ilgili bir gündem ya kapınızı çalacak, ya bu kişinin çevresinde bir kişi size ulaşacak, ya duygusal olarak bu kişinin geçmiş yaşantısıyla ilgili bir şey duyacak, öğreneceksiniz. Ya da bu kişi sanki ayrıysanız hayatında o anları size anlatmak üzere yola çıkacak. Ya da birlikteyseniz de bu kişinin geçmişinde yaşanmış olan bir şeyleri siz bu kişiden bizzat duyacak, göreceksiniz. Çünkü bir geçmiş temasıyla geliyor ama bitirmek istediği bir geçmiş. Kurtulmak istediği bir anı. Yani burada kişi bir döngüyü kapatmak istiyor. Yenilenmeye çok ihtiyaç duyuyor olarak görünüyor. Bunun için de gerçekten sorumluluk almaya daha yatkın olduğu bir süreç. Merkür 6 derecede geliyor. 6. ev bizim aynı zamanda günlük rutinimizi ve aldığımız sorumlulukları da gösterir aynı zamanda. Ve insanlar olan ilişkimizde kendimizi ne kadar ortaya koyabiliyoruz, az çok bununla da ilgili fikirler verir, çevresel konularla ilgili. Şimdi bu kişi belli ki sizinle ilgili konularda artık daha net sorumluluklarını görüyor. Yapamadıklarını ve yapması gerekenleri ve bununla ilgili harekete geçmiş olarak görünüyor bu arada. Yani bu kişiden siz bir şeyler göreceksiniz zaten. Birçoğumuz şaşırdığı bir dönüşte alacak zaten. Yani bununla ilgili dönüşleri zaten bana gönderiyorsunuz mesaj olarak ama birçoğumuzun daha süreç gelmemiş. Ve biliyor musunuz, bundan sonrası aslında sizin döngünüz, döneminiz. Yani sizin isteklerinize göre bir yol haritası belirlenecek. Siz ne isterseniz, sizin gönlünüzden ne geçiyor. Aynı zamanda haksızlık teması varsa, adaletsizlik teması, sizin özellikle devranın dönmesini istediğiniz bir meseleniz varsa, bakın bu durumla ilgili bir haber gelecek kulağınıza. Daha çok çevresinden olabilir. Diyorum ya, bu kişinin çevresinden biri sizinle bir bağlantı kurabilir. Veya siz birilerinden bir şeyler görebilirsiniz bu kişinin çevresinden.
Çünkü sanki onunla ilgili haberler alacağınız ve sanki aynı zamanda dengeler eşitlendi. Yani bana bunu söylemişti, bana bunu yapmıştı. Şimdi bunları yaşıyor, şimdi bu durumdaymış diyeceğiniz bir zaman dilimi de aynı zamanda mümkün. Bazılarımızda eski eş dönüyor bu arada. Daha önce evli olduğunuz partner, daha önce evlilik odaklı bakıp kıyısından döndüğünüz partner, yani ciddiyet konusunu yaşadığınız ve yaşamak üzere olduğunuz partner geri geliyor olarak görünüyor. Ama bir karmaşa ile kaosla geliyor. Niye dersek, gerçekten çevre açısından, aile açısından bir şeyleri imkansızlaştırmış bir kişi ise arkasında bayağı bir kaos ordusuyla geliyor. Yani burada bir mücadele gerekebilir. Her anlamda bu ilişki için. Karşınızdaki kişiyi hala seviyorsanız, fırsat vermek istiyorsanız ya da boşanma sürecindeyseniz atıyorum şu anda ve bu kişiyle ilgili ne olacağını düşünüyorsanız burada sizin kendinizi seçmenize de fayda var olarak görünüyor. Bu kişiye şans vermeyin demiyorum. Ama önceliğiniz kendiniz olmalı demek istiyorum. Çünkü bir karmaşa, bir kaosla geliyor bu teklif. Nasıl bir teklifse, bu haber nasıl gelecekse size bir kaosu beraberinde getirebilir. Sizin zararınıza değil ama her halükarda bu ilişki için olması gerekenden daha fazla efor sarf etmek gerekebilir olarak görünüyor. Siz zaten çok yorgunsunuz. Daha çok yorulmaya takatiniz kaldıysa eğer, seviyorum diyerek bir yola tekrar koyulabilirsiniz tabii ki bu kişiyle. Bazılarımızda da şu var. Yani herhalde retro sürecine giriyoruz diye düşünüyorum. Eski flörtlerinizden de biri geliyor ama bu tutkuyla gelen bir partner adayı. Yani duygusal değil, bakın, tutkuyla gelen bir kişiden bahsediyorum. Evet, belki düşüncelerini daha farklı, daha olgunlaştırmış görebilirsiniz bu kişiyi. Ama geçmişte neden olmadığını düşünmeniz gereken bir kişi. Yani yarım kalmışsınızdır ama hep böyle bir şeyler eksiktir. Bu eski partner ya da sevdiğiniz kişi değil bu arada. Eski bir flört. Yani sizi beğendiğini bildiğiniz ama adını koyamadığınız ya da hani şu an görüşmediğiniz ama günceldeki flörtten bahsetmiyorum. Böyle bir kişi gelebilir ama tutkuyla gelebilir. Sizi bir şekilde kendisine odaklayabilmek için daha fazlasını sunabilecekmiş gibi kendisini gösterebilir ama hayır, orada devam edecek bir süreç olmayabilir gibi görünüyor. Bu sizin kararınıza bağlı tabii ki ama retro döngüsüyle beraber gelebilir. Fakat ötesini getiremeyebilir, zarar verebilir. Ama zaten beklentiniz çok düşük olur gibi görünüyor bu kişiden. Yani sadece bir aklınızı karıştırabilir. Acaba mı? Acaba olur mu bu kez gibi. Ama yani ondan çok olacağını sanmıyorum. Tabii ki herkesin süreci farklı. Denemeden de bilemezsiniz. Buradaki videoları, herhangi bir videoyu da, yani astroloji olsun, tarot olsun, ne izlerseniz izleyin. Önce bir yaşayın, gözlemleyin, ona göre karar verin. Yani bunlar olası süreci ve kolektif bakımı ele alarak yapılan yorumlar. Bunu bilin, bireysel bakımda değil. Ki bireysel bakımlarında bile söylerim. Enerjin değişecek mesela. Ya da senin vereceğin karar değişecek. Ona göre bitecek mesela. Ama dene. Benim burada söylediklerimi bir kenara bırak. İçinde kalmasın. Bu bakıma göre hareket etme. Önce dene. Ama olası süreçte ben bunu görüyorum. Yani buna hazırlıklı olmalısın. Ki bence böyle olmalı. Gaybı sadece Allah bilir. Biz burada yorum yapıyoruz. Tahminlerde bulunuyoruz. Söylemlerimize göre hareket etmek kesinlikle doğru değil. Herkesin kendi özgür iradesi var. Bu yüzden de yaşamadan, gözlemlemeden, karşınızdaki kişiye bir şans vermeden hareket etmeyin. Ama benim burada gördüğüm %90 ihtimal olumsuz olacağı. Bununla ilgili dönüşleriniz zaten gelir. Çünkü bu dönem kısmetlisiniz. Çok kısmetlisiniz. Ama bir kişi alacak gibi görünüyor sizi. Bu da gerçekten gönlünüzdeki kişi olabilir. Bazılarımız ama gerçekten daha ciddi bir ilişki için yeni bir kişiye de şans verebilir gibi görünüyor. Şimdi yeniden kastım da şu, herkes yeni partnere şans verecek anlamında değil ama eskiden gelen kişilerden sadece sevdiğiniz insanla siz bir şeyleri tam olarak yoluna koyma çabasına girebilir olarak görünüyorsunuz. Diğerlerini eleyeceksiniz. Ha şimdi ha sonra ama elenecek olarak görünüyor diğer seçenekler. Ya tamamen yeni bir kişi oldurmaya çalıştığınız güncelde ama retroda gelenden bahsetmiyorum dediğim gibi. Çünkü retroda gelecek olan eski bir flört size bir şey katmayacak olarak görünüyor. O yüzden burada sizin kararınız, sizin tercihiniz ama %90 ihtimal yine de duygusal kararlar alacağınız yönünde bir süreç var burada. Çünkü her ne kadar yorgun düşseniz de sizin için çabalayacak olan bir partner gördüğünüzde karşınıza karşı koymak istemeyeceksiniz gibi görünüyor. Evet, çatışmalarınız olur, gurur mücadeleleriniz olur. Onurlu bir duruş sergilemek istersiniz ve kişinin sizi yormasına müsaade etmek istemezsiniz. Ama bir yerde sanki ilişkideki dengeler değişiyor. Tekrar duygusallaşma ve derin bağlar hissetme sürecine girmiş olarak görünüyorsunuz ve
Kişisel olarak da sanki kendinize bir şeylerin değiştiğini düşündüğünüz için eski kadar büyük beklentilere girmeyip, yani hayal kırıklığına da hazırlıklı olup, sanki bu kişiyi de iyice gözlemleyip ona göre bir yol çizeceksiniz. Ama karşınızdaki kişiye bakıldığında zaten artık kararsızlıkları bir kenara bırakması gerektiğini farkında. Gerçekten hayatındaki ikilemleri bırakmak istiyor. O mu bu mu? Öyle mi olsun böyle mi olsun? Önce para durumu, önce aile durumu şu derken, ha sizin adınıza başkasını tercih ettiyse bu da mümkün. Diyor ki ikilemler artık bitmeli hayatımda. Çünkü en çok ben yıpranıyorum. Yani sürekli savrulan bir enerjim var. Ve büyük kararlar almak istiyorum ki artık hayatım bir düzene girsin. Çünkü düzensiz bir hayat sürüyor. Bakın karşınızdaki kişi umursamaz da görünüyor olabilir. Oradan oraya kendisini atıyor gibi de görünüyor olabilir. Mutlu mu değil ama oradan oraya hayatı zaten sürüncemede gidiyor. Sürekli olarak gerçekten yalpalıyor. Ve hayatının düzene girebilmesi için sanki en başta onu gerçekten seven bir kişiyle oturup konuşup bir yol alması gerektiğini düşünüyor. Yani ben sevildiğim alanın kıymetini bilmeliyim belki de diyen birçok partner var burada. Ha, ama bu yine sizden alacağı ışığa bağlı. Çünkü bazılarımız çoktan kapısını kapattı. Sadece bir af bekliyor belki, bir özür dilenmesini bekliyor. Ama genel olarak ilişkinin dinamiğine bakıldığında kolektifte hayal kırıklıklarını artık geride bırakmakla ilgili bir temanız var. Çok büyümüşsünüz diyorum ya, birbirinizi çok büyütmüşsünüz. Ama karşınızdaki kişide ne hikmetse hissettiğiniz kadersel şeyler var. Yani bittiyse bitmedi diyorsunuz. Hissediyorum yani. Hissettiğim şey nasıl bitmiş olabilir diyorsunuz. İlişkiniz devam ediyorsa çok rüya görüyorsunuz. Zaten bu süreç rüyaların çok yükseldiği bir süreç. Daha önceki bakımda da söyledim. Arka arkaya rüyalar görebilirsiniz. Bazıları mesajcı. Bazıları sizin hakkınızda konuşulanlarla ilgili mesajlar. Bazıları zaten gelecekle ilgili yaşayabileceğiniz ve geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili mesajlar. Ama birçoğu mesajcı rüyalar. Çünkü su aktifliğinde çalışan bir harita açtım zaten ben burada. Bir de birbirinizle ilgili duyduğunuz, gördüğünüz şeyleri abartmamanız gerekiyor. Ya da geçmişte duyulan, görülen şeyleri abartılmamalı. Ya da dedikodular olmuş olabilir. Çok abartılmış olabilir. Bu kişinin söylediği bir şeye kalbiniz kırılmıştır, büyütmüşsünüzdür ve bunu takıntı yapmışsınızdır mesela. Birbirinizle ilgili birçok şeyi takıntı yaptığınız görünüyor. Bu ilişkide takıntılı duygulardan kurtulunmalı. Yani aksi halde önünüze bakamazsınız. Eğer gerçekten bu kişiyi istiyorum diyorsanız, yoksa zaten bir af bir özür bekliyorsanız gelecek. Ama gerçekten bu kişiyle devam etmek istiyorum diyorsanız kesinlikle toksik enerjilere bir son verilmeli olarak görünüyor. Tabii ki hakkınızı ararsınız. Bu ayrı bir mesele. Ama geçmiş gerçekten geçmişte kalsın diyerek bu kişi yola çıkacak olarak görünüyor. Bir şeylerin üstünü örtmek değil ama amacı. Gerçekten konuşmak, yüzleşmek. En başta kaçıyormuş gibi görünebilir. Attığı adımlar bile kaçamak olabilir. Yani direkt olarak bir adım atmaktansa bir şeyler paylaşabilir. Profilinizi gözetlediğini fark ettirebilir. Oradan buradan size ulaşmaya çalışabilir. Arkadaşlarıyla mesaj gönderebilir. Siz bu kişiden yana gönderilerde bir şey bulabilirsiniz kendinizle ilgili. Engel kalkabilir vesaire vesaire. Engellendiyseniz de engeller kalkacak önümüzdeki süreçte. Ama bir yerde bu kişi kaçamak davranışlarını bir kenara bırakmak zorunda olduğunu biliyor. Sadece ortamı yumuşatmak için bunu yapacak gibi görünüyor. Çünkü işi bundan sonra ya çok zor, artık ne yaşadıysanız, ya da gerçekten bu ilişkide artık büyük kararların alınması gerektiğini biliyor. Kaçamayacağının da farkında. Bu yüzden birlikteliğinizi bir üst noktaya taşımak için de çaba göstermesi gerektiğini biliyor. Ama yine söylüyorum. Burada flört aşaması. Platonikler için ya, ama uzun zamandır, mesela 8-9 aydır flört ediyorsunuz. Hadi 5-6 ay diyelim onu. Ama isim koyamıyorsunuzdur. Bir var bir yoktur. Bitiyor arkadaşlar. Olmayacak gibi görünüyor. Yani burada ben ilişkiyi bir üst mertebeye taşıyacaksınız derken bu ilişkilerden bahsetmiyorum. Çünkü flört evine bakıldığında ve platonik eve bakıldığında hayır, yani oradaki süreçte bir retro enerji çalışıyor. Yani sizin gerinizde kalacak. Siz bir yerden sonra ondan isteklerinizi alamadığınız için arkanızı dönüp gidiyor olarak görünüyorsunuz. Ve bundan sonra hayatınızdaki enerji değişip yeni insanlar hayatınıza çekiyorsunuz. Gündemdeki flört enerjileri için aynı şeyi söylemeyeceğim. Gündemdeki flört enerjileri biraz daha derin bağlar kurmaya doğru gidebilir ve bir şeyler için şansınızın olduğunu bu kişi hissedebilir. Ve süreci değiştirebilir. Ama gerçekten sürüncemede gidiyorsa, olmuyorsa, olduramıyorsanız o ilişki bitiyor. O flört bitiyor. İsim koyamadan bitiyorsunuz üstelik.
O yüzden bu kişi pişman olur mu? İleride belki, ama şu anda bu kişi tam olarak ne istediğini bilmiyor belli ki. Ama birçoğumuzun derin bağlar kurduğu aklındaki kişi aynı zamanda ex partneri, gerçekten bir beklentinizin olduğu bir de eski eşi. Bunlarla ilgili gündemler çok önemli olacak olarak görünüyor duygusal bazda. Çünkü kişi duygusal olarak sizinle mutlu olabileceğini bilerek gelecek. Artık korkmuyorum diyerek gelecek. Onun cesaretini ilk kez göreceksiniz. Bazılarımız bir hediyeyle, bir çiçekle de gelebilir. Çünkü gönlünüzü almak için ne yapması gerektiğini bilmiyor. Eğer çok zorladıysa sizi, onu da söyleyeyim. Yani bir teklifle gelecek. Bir yere götürmek isteyebilir. Bakın yine bir yolculuk teması diyorum ama bu kişi sizi gerçekten ya bir yere davet edecek ya kendisi gelecek. Mesafeler varsa mesafeler aşılacak ama burada güzel bir gündeminde geleceği görünüyor. Bir de bu kişinin öncelikle hayatında düzene koyması gereken bir iş para durumu varsa ya da yatırım yapmak istiyorsa, iş kurmak istiyorsa, parayı çarçur ediyorsa, birilerine sorumluluk diyerek kendisine kalmayacak kadar yardımcı oluyorsa, yani hayatını devam ettirebilmek, daha doğrusu bir ciddiyet temasında devam ettirebilmek için, belki bir ev kurabilmek için bir şeyleri gerçekten bu konulara düzenlemesi gerekiyorsa bunlara yeni karlar da getirecek. Onu da söyleyelim. Zaten bunlar konuşulur gibi görünüyor. Ama kişi sizin karşınıza çok sağlam çıkmak istiyor. Yani burada benim okuduğum şu anki partner gerçekten sağlam çıkmazsam yüzümü görmek istemiyor diyor. Yani eğer bu ilişki gerçekten bu şekilde bittiyse. Çünkü kırgınlıklarınız olabilir. Ya da artık sağlam sağlam gitmezsem ilişkiyi toparlayamıyoruz. Yani çok böyle sendelemeye başladı artık bu ilişki diyor olabilir. O yüzden bu kişinin kaybetme korkusu var şu süreçte. Ve bazı utançları var. Bazı korkuları, çekinceleri var. Sadece bu kaybetme korkusu değil. Sizin karşınızda duruşunun çok sağlam olması gerektiğini farkında. Ve bunu gerçekten ilk defa yapacak olabilir. Ya da uzun zamandır hazır hissetmemiştir. Artık hazır ama bunu nasıl yapacağını, nereden başlayacağını bilmiyor belki. O yüzden diyecek ki seçimim sensin, tercihim sensin ya da senin de bir gelecek istiyorum. Ama bana yol göster, bana anlayışlı da ol. Hatalarımı da gördün, yaptıklarımı da gördün ama senden başka kapımın olmadığımı da gördün. Yani böyle bir dönüş var burada. Birçoğumuz gerçekten bu kişiye merhamet edip etmemek arasında ikilemde kalabilir. Çok ilginç bir süreç çünkü ben ilk defa bu kişiye merhamet etmek zorunda kalabilirsiniz diyorum. Çünkü karşınıza çıktığı süreç sizin öfkeleneceğiniz, ya böyle mi geldin karşıma diyebileceğiniz, daha net kararlar bekleyeceğiniz ve bu kişiyi dinledikten sonra fikirlerinizin yavaş yavaş değişebileceği bir süreci gösteriyor burada. Ama birçoğumuzun ilişkisinde dediğim gibi ya tamamen bitiş ya tamamen bir değişim ve ciddileşme var. Artık bunun arası yok gibi görünüyor ki bunun meyvelerini Ocak, Şubat sonrasında alabilirsiniz. Aldığınız kararların netleşmesi için. Bakın tarihi ileri atmıyorum. Bu süreçte retro sürecinde baz alırsak aralığın ortalarına hadi sonuna kadar yaşanacak olan ne varsa hangi kararı alacaksanız Ocak ve Şubat sonrasında bunlarla ilgili hayatınızda ciddi değişimli dönüşümler olacak. Ama burada senaryoyu ikiye ayıracağım. Bu kişiyle devam etmeyi tercih ederseniz ve gerçekten içinize sinerse ciddi ciddi çevreye açılma, aileye açılma, daha büyük kararlar alma ya da ilişkiniz zaten evlilikse hani biraz daha evliliğe yatırım yapma, beraber daha ortaklı bir şeylere girişme durumunuz olacak. Ama bitiriyorsanız da her halükarda sizin yine böyle bir Ocak, Şubat gibi karşınıza daha ciddi biri çıkabilir. Gerçekten evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz. Yani burada kendinize ve sürecinize saygı göstermeniz, biraz zaman tanımanız gerektiği görünüyor. Çünkü her halükarda az önce bahsettiğim gibi ciddi bir döneme girmişsiniz. İlişkilerinizde artık öylesine süreçler yok. Ve alacağınız karar sonrasında Ocak, Şubat sizin için ilişki anlamında daha büyük değişimlerin, başlangıçların geleceği bir dönem. Ya bir başkasıyla daha ciddi bir ilişki, gerçekten size ciddiyet verebilecek ve hatta bunun çok kolay olacağı bir ilişki karşınıza gelebilir. Ya da bu kişi derseniz, sonuna kadar gitme konusunda ona güvenebilirseniz ve bunun için adımlar atmaya başladığını fark ederseniz, bu kişiyle Ocak, Şubat sonrasında yüzük gelebilir, evlilik temaları gelebilir. Yani sizin ilişkinize ciddiyet geliyor arkadaşlar. Ama burada belli kararlar alınacak.
Bu kararlar size bağlı. Çünkü hayatınızda ne istiyorsunuz? Bazılarınız o kadar yaralı ki belki de bu kişinin değişmeyeceğini düşünüyor. Yani var öyle ilişkiler, senelerdir birlikteyiz ama zaten biz mümkün değiliz. 10 seneyi belki devirdik ama adam olmuyor, hep aldatıyor diyor mesela. Bitirebilirsiniz bu süreçte. Ve bu dönem sizi bu bir kişiyle ilgili destekliyor zaten. Ama aynı zamanda sizin kendi yaşantınızda bir değişim dönemi de olabilir ve kendi değerinizin farkına varabilirsiniz. Çünkü burada her türlü ilişki tipi var. Ki bunlara danışmanlıklara da şahit oluyorum zaten. Yine de önümüzdeki süreç tamamen size bakıyor. Hep söylüyorum, Kasım ayı ve Aralık'ın ortalarına kadar çok büyük önemli gelişmelere, her an her sürprize hazır olun. Ama Ocak, Şubat sonrası sizin için gerçekten artık büyük radikal kararlar dönemi. Artık bu ilişkiyle ilgili hani tamam devam kararı almak gibi de değil. Ya evlilik, ya ciddiyet, ya bir bitiş yaşarsınız bu süreçte ve akabinde gerçekten hayatınızda olması gereken kişi karşınıza çıkar. İşte öyle bir dönem geliyor sizin için. Yani öyle bir değişim olacak ki buna siz bile şaşıracaksınız. Ve birçoğumuz dediğim gibi bu süreçte evlilik gibi bir meseleyi de gündemine alacak gibi görünüyor. Ama illa hani aklınızdaki kişiyle evleneceksiniz demiyorum. Sizi bu beklentiye sokmuyorum. Çünkü sizin düşünceniz bu olacak. Ya da işte evlilik beklemeyen arkadaşlarımız beraber yaşamak olsun. Daha istikrarlı bir ilişki olsun. Ama gelecek odaklı nereye gideceğini bildiğiniz bir ilişki. Ama birçoğumuz için daha ciddi temalarda ön planda. İşte bu konularda sizin duruşunuz çok net olduğunda ve taviz vermediğinizde hayat size bunu sunacak gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Yani ciddi ilişkiler süreci başlıyor gibi görünüyor. Bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi yani aklınızdaki kişi şu anda duygusallığından da ziyade artık harekete geçme, eyleme geçme, artık bir şey yapmalıyım düşüncesinde. Artık ilişkiyi öylesine bir durumda sürdürmeye tutamayacağının farkında. Hatalar yaptıysa zaten bunlarla ilgili nasıl telafi yapması gerektiğini de düşünüyor olabilir. Ama ilişkinizle ilgili uzun uzun düşünüyor. Sadece duygusal yoğunluk var mı derseniz tabii ki var ama duygulardan ziyade düşünce hali var sürekli. Sürekli düşünüp kafasında kuruyor. Ben bunu söylersem o bana şunu söyler. Ben böyle yaparsam o bana böyle yapar. Sürekli kafasında bir şeyler kuruyor. Zaten aşırı düşünen bir insan. Yani her şeyi ince ince düşünüyor, detaycı düşünüyor ve işin içinden çıkamıyor, yoruyor. Kendi kendini yoruyor. Adım at da çözelim değil mi? Ya da hani ilişkiniz devam ediyor. Yardımcı olmak istiyorsunuz ama hep böyle ben yaparım, ben ederim. Öyle olunca da gücü bir şeylere yetmediğinde tükeniyor. O zaman da bu size yansıyor. İşte kişi artık diyor ki tamam yani bir şeyleri ben düşündüm. Çıkamıyorum işin içinden. O lazım bana. Onunla konuşmam lazım. Onunla dertleşmem lazım. Bana bir yol gösterecek olan da, benimle ilgili son karar verecek olan da beni anlayacak. Yani benimle belki kavga edecek ama son kararı bana sunacak olan taraf da o diyor sizin için. Yani anlayacağınız elinize düşmüş gibi görünüyor. Hakkımızda hayırlısı olsun o zaman. Bir sonraki bakımıma kadar görüşmek üzere o halde. Yine Instagram videolarımızı yine YouTube'dan yüklemeye devam edeceğim. Bazılarımızın çünkü Instagram hesabı yokmuş. Bununla alakalı WhatsApp'tan bana dönüş yapılıyor çok fazla. O yüzden artık bu arada shorts videosu olarak Instagram videolarımı buradan yüklüyorum, bilginiz olsun. Yani her gün video atmamın buradan sebebi bazılarımız gerçekten Instagram üzerinden beni takip edemiyor diye. Ama tabii ki her platformdan takibinizi de bekliyoruz. Bu şekilde hakkımıza hayırlısı olsun tekrar. Her zamanki gibi bol, mutlu, huzurlu enerjiler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.